TV ve Denizli ART ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Gün içinde yaşanan gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızdayız. Bugünün gündeminde öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız size. İlk sırada Denizli Defterdarı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Orman köylülerinin kalkınması amacıyla çiftçilere satılacak tarım arazileri önemli bir gelişme. Ayrıntılarını az sonra aktaracağız. Diğer taraftan Denizli'nin eski milletvekillerinden Mehmet Gözlükaya bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yine cenaze töreninden görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Bölge gündeminde öne çıkan haber başlıkları, Türkiye ve dünyada ne konuşuldu kısa başlıklar halinde yine bültenimizin sonunda ana haber bültenimizi ileteceğiz sizlere. Dilerseniz ilk haberle başlayalım. Orman köylülerinin kalkınması amacıyla hazineye ait tarım arazileri kanunla çiftçilere satılacak. Bununla ilgili olarak Denizli Defterdarı Özgür Çelik bugün bir basın toplantısı düzenledi. Resmi gazetede yayımlanan kanunla birlikte Denizli'de bulunan ve hazine arazisi olarak bilinen tarım arazileri çiftçilere satılacak. Orman köylülerinin kalkınmasına destek olunması amacıyla çıkartılan kanun kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan hazineye ait tarım arazileri satışa çıkarıldı. Denizli Defterdarı Özgür Çelik, hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda 2 belediye bilinen 6292 sayılı kanun çerçevesinde hazine adına orman sınırları dışarısına çıkarılan yerin değerlendirilmesiyle ilgili işlemler defterdarlıklarımızca, ilçe teşkilatlarımızca yürütülmeye devam ediliyor. Ama aynı madde kanun 12. maddesi çerçevesinde hazineye ait tarım arazilerinin de doğrudan hak sahiplerinin satışına ilişkin esaslar getirildi. Bu esasların uygulanmasını göstermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla da 355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğimiz yürürlüğe girdi. Gerek 6292 sayılı kanun 12. maddesi, gerekse bu kanundaki esas ve usulleri göstermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere yayınlanmış olan 355 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümlerine göre hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2011 tarihinden 31.12.2011 tarihi itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları yahut 31.12.2011 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle kullanan ve kullanımları halen devam eden kullanıcılarının 26.04.2012 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içerisinde, yani en son 28.04.2014 tarihine kadar illerde defterdarlıklarda, ilçelerde de mal müdürlüklerine başvurarak idarece tespit edilen satış bedelini itiraz konusu etmeksizin kabul etmeleri halinde kendilerine doğrudan satılabilecektir. Bilindiği üzere hazineye ait taşınmazların satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale suretiyle yapılmaktadır. Kanun koyucunun getirdiği bu hususi düzenlemenin amacı geçmişten günümüze süre gelen hukuksal formasyona uymayan bu durumun düzeltilmesi, 6292 sayılı kanunun genel amacı olan bozuk kentsel alanların, bozuk yerleşim sahalarının rehabilite edilerek sağlıklı kentsel dokuların üretilmesi bağlamında tarım arazileri üzerindeki kullanım şekillerinin de hukuki bir formasyona kavuşturulmasıdır.